Herkese merhaba değerli dostlar. ARD yazılımla ilgili şöyle kısa bir bilgilendirme yapacağız. Hisse senedi Biliyorsunuz uzun bir süre önce Sermaye Pesası Kurulu'na yüksek oranda bir sermaye artırım kararı ile başvurusu vardı. Henüz bununla ilgili bir gelişme söz konusu değil ama hissenin son 5 günlük işlem hareketine baktığımızda hissenin net bir şekilde bir hareketliliğin öncesinde... E, haberci olmaya başladığını görüyoruz. Hisse senedinde bir kurum, hava, e, yatırım fonlarından bir tanesi oldukça yüksek bir alım gerçekleştirmiş. Hissenin anatomisini biraz yukarı taşımış görünüyor bu. Ve son 5 günde işlem hacminde önemli bir artış gözlenmekte. Şöyle kısaca hisse senedinin aracı kurum dağılığına bakıyoruz. Günlük işlemlerde gerçekleşen. Bugün baktığınız zaman hem hacim yüksekti hem de bazı kurumlar üzerinden ve yabancı hesaplardan da bir miktar alış söz konusuyken bizi asıl ilgilendiren konuların başında gelen alış satış dengesinde en iyi alıcı satıcı dengesinde 523 bin lot civarında arttı olmasıydı bugün. Cuma günü aynı şekilde 166 bin not arttıydı. Perşembe günü 750 758 bin not Yine Bankof görüyorsunuz burada. Küçük de olsa. Hisse senedinde ayın 3'ünde gerçekleşen işlemlerde yine aynı şekilde infonun da işlemlerine hafta boyunca devam ettiğini görüyoruz. 206 bin not. Salı günü Salı günü Bankof'un bir miktar satışı var. Ama gördüğünüz gibi yine alış-satış dengesinin alıcıların güçlü olduğunu görüyoruz. Yani hisse senedinde satışların genel itibariyle hep karşılandığını ve üzerine eklendiğini görmekteyiz. Şunu haftalığa dökelim dediğimiz zaman neler olduğuna bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk 5 kurumda 2,5 milyon yakın bir lot girişi var ve bu yatırım fonları üzerinden yapılan alımlarla gerçekleşmiş. Hedef portföy yönetimin bu hissede elindeki pay miktarını %5.38 seviyesine taşıdığını hatırlatmak istiyorum. E, yatırım fonları üzerinden bir miktar para akışı var hisse senedine ve önemli gördüğümüz 5.70 bölge aşıldıktan sonra da her gün yüksek hacimle hisse şu an 6.38 yani daha önceki zirvesi olduğunu düşündüğümüz 6.34 noktasına ikili tepe noktasına ulaşmış nokta ol, olmuş oldu. Ama bizim için şöyle e, baktığımız zaman hala önemli bölge olan 620'nin altına gelmemesi lazım. Hisse de teknik olarak baktığımız zaman yatırım fonlarının şurada net bir şekilde gördüğünüz gibi 4.4 milyon yakın girişi söz konusu. Bu da hisseye oldukça pozitif yansımış gözüküyor. Hisse'nin takaslarına bu şekilde yorumlarken hissedeki şu anki mevcut e, alım şeklinin normal üstünde yani son 6 aydaki hareketlerini süzümlediğimiz zaman normalin üzerinde bir destek yaratılmaya çalıştığını görüyoruz. Yani hisseye buradan bir destek yaratılmakta. Bu genel itibariyle bu e, portföy yönetim şirketlerinin bu şekilde alışları genellikle tahta sahiplerinin ya da şirket yöneticileri tarafından yapılan işlemler diye yorumluyoruz. Çünkü biliyorsunuz buna benzer bir işarette e, nerede görmüştük? Erbosta görmüştük Azimut Portu üzerinden ama onda bir ortaklık yapısı değişikliği olmamıştı. Çünkü zaten şirkette sermayesi ve payı bulunan e, kuruluşların o taraftaki hesaplarına kaydırılmasından dolayı bir ortaklık yapısı bozulmamıştı. İsimler değişmediği için. Şimdi e, ARD Bilişim'de de biliyorsunuz bu yüksek orandaki sermaye artırımının kabul kabul edilip edilmeyeceğiyle ilgili epey de bir çalışma yürütülüyor. E, bunun sonucu henüz gelmiş değil ama muhtemelen kabul edilir diye tahmin ediyorum ben yatırım yapma yönünde kullanılacağı için bir borç ödemek için kullanılmayacağı için onaylanma olasılığı oldukça yüksek. Eğer onaylanmazsa hisseye pozitif yansı. Çünkü biliyorsunuz zaten 9 lira bölgesindeydi bu hisse. Ve son bir senenin de altında işlem görüyor şu anda. Öncelikle zaten 7-8 civarına çıkarsa ise zaten 12 aylık ortalamalarına gelmiş olacak hisse. Önümüzdeki süreçte yine dikkat etmemiz gereken haberler bu şekilde olacak. Ama onun haricinde bakın şu 6-20 bölgesini aşağı yönde geçerse Yaklaşık olarak şu kırmızı banda yeniden test edecek demektir. O da 5.70 bölgesi. Yine destek olarak çalışmasını beklediğiniz bölge. Bu yeşil çizgi yukarı yönlü epey de denendiği için daha önce bir kere geçildi. Hızlı bir yükseliş olmuştu. Ama 6.70 bölgesinde bu hisseyi bu yükselişini gerçekleştirdiği zaman da analiz etmiştik. Hissede para girişi yoktu. Suni boş bir yükselişti. Akabinde hisse gördüğünüz gibi tekrar daha band altına gelerek şurada gördüğünüz gibi bir tuzak da oluşturmuş oldu. Ayı tuzağı oluşturulmuş oldu. Ve hissesine tekrar bu kademin üzerine gelse bile Tekrar şu yeşil bölgeye gelmesi zaman aldı. Bu sefer diyorum ki bu seferki yükselişten farklı bir yükseliş olduğunu söylemeye çalışıyorum size. İçin dolu bir yükseliş olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu da demektir ki e, hisse 6.20'nin altına gelmediği sürece bunun altına gelirse yine kısa vadeli kar satışının artmasıdır. E, %5.70'e böyle devam ettiğini görebiliriz. Ama şu anki mevcut alımlar grafiklerine bakarak söyleyebilirim ki bu 6.20'nin üzerinde kalıcı olmaya çalışan bir hareket gibi gözüküyor. Yani bu bölgenin üzerinde kalıcılık demek uzun süredir aşılamayan bu yeşil çizginin üzerinde kalıcılık hissede 7.5 TL formasyon hedefine tekniksel olarak hissenin açık hale geldiğini gösterecektir. E, hacim hareketinin devamı ve fonun girişleri devam ederse hissenin bu noktaya ulaşması çok daha kısa sürmüş olacak. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.